Herkese merhaba. Bu sene bahçeme bir sürü Japon ak ağacı ektim. Japon ak ağaçlarına yer açabilmek amacıyla Japanese Maple diye İngilizcesi geçiyor. Japon ak ağaçlarına yer açabilmek amacıyla da bahçemde iyi verim vermeyen, sürekli hasta olan, çiçek açmayan, sağlıksız gülleri söktüm attım diyebilirim. Genel hatlarıyla bir bitkiye bahçemde 2-3 sene şans tanıdıktan sonra eğer bahçeye adapte olamıyorsa, buranın iklimine adapte olamıyorsa kendimi de hırpalamamak, bitkiyi de daha fazla hırpalamamak amacıyla hepsini söküp atıyorum. Bu boşalan yerlerde şu an Japon ak ağaçlarını ektim. Size de göstereceğim. Görsel olarak çok güzel bir bitki. Daha önceden yani her gittiğim parkta bahçede dikkatimi çeken çok sevdiğim bir ağaç zaten Japonya'da da dikkatimi çekerdi her zaman. Özellikle biliyorsun sonbahar aylarının internete düşen fotoğrafları olur Japonya'dan gelen ya da park bahçelerden gelen bütün ağaçların yapraklarının kızıla, kırmızıya, turuncuya böyle patlak güneş renklerine çaldığı dönemlerin fotoğraflarını düşün. İşte o ağaçlar Japon ak ağaçları. Kanada'nın bayrağındaki ak ağaç, maple ağacı sembolünü düşünün. İşte tamam olarak o ağacın Japon versiyonu diyebiliriz. Bu ağaçlar gölgelik alanlarda yetişiyor Japonya'da. Yani gölgelik alanlarda değil de geçişli alanlarda. Ormanda, büyük ağaçların altında, ağaç diplerinde belli belirsiz yaprakların arasından sızan yakıcı olmayan ama güneş anlamında fotosentez sağlayabilen, bitkiyi besleyebilen güneşleri tercih ediyorlar. Yani cır cır güneş altında olmaktan hoşlanmıyorlar. Bir de dona dayanıklı olmalarına rağmen kışın rüzgarla beraber hissedilen sıcaklık yani -5'lere, -6'lara vuruyorsa donan dalları tamamen çürüyüp ölebiliyor. Bir de böyle bir riski var. Yani çok fazla da soğuğu seven bir bitki değil, sıcağı seven de bitki değil. Ilıman yerlerde yetişen bir bitki. Ve kesinlikle ve kesinlikle tek tahammül edemediği, ya en tahammül edemediği şey soğuk ve sıcaktan öte rüzgar. Çünkü rüzgar yapraklarının kuruyup bükülmesine, buruşmasına sebep oluyor ve rüzgarın olduğu yerde asla toparlayamayarak bu bitkiler ölüyor. Zaten yaprakları da çok naif. Şimdi birazdan göstereceğim. Korunaklı, rüzgar almayan, gün ortasında özellikle 12 ile 3 arasında cayır cayır güneş altında olmayan yerlerde yetişebilen bir bitki. Köklerinin ve etrafının sürekli sulak olmasını istiyor. Dolayısıyla mulç kullanmakta yarar var. Genel olarak da kökleri çok derine gitmiyor. Çok sığda duruyor. O yüzden saksıda da yetiştirilen bir bitki. Genelde herkes zaten saksıda yetiştiriyor bu bitki. Benim de burada inşaat şirketimiz bu bahçeyi sadece 40-50 santimetrelik çok sığ bir toprakla doldurdu ve altı mıcır tabakası olduğu için ideal olarak bu bahçede özellikle yetiştirebileceğim bir bitki olduğunu düşünüyorum. En güzel özelliklerinden biri zaten sezon içerisinde renk değiştiriyor olması. Bunu söyledim. Sonbahara geldiği zaman hepsi işte o güzel görsel fotojenik sarı turuncu renkler açılıyor olması. Onun dışında da sezon içinde de farklı renklerdeki kultivarların olması. Bunları da yan yana koyarak yine güzel bir görsel şeyler oluşturuyor bulmanız. Çok konuştum. Şimdi size göstereyim. Tabii bunların hepsi nazar değecek dedi korkuyorum. Daha hani tuttukları da yok. Yeni ekildiler bahçeye. Hafif asidik toprak seviyorlarmış. Burası çok yağışlı olduğu için toprağım zaten asidik. Bunu biliyorum. Güneş anlamında da genelde biraz daha güneşe dayanıklı olan, koyu renklerde olanları bu tarafa, güneye bakan tırk kısmı ektim. Daha açık renklerde olup güneşe o kadar dayanıklı olmayanları da bu tarafa ektim. Gölge tarafa ektim, kuzeye bakan tarafa ektim. Ama İrlanda'da zaten güneşli gün çok nadir olduğu için, yani işte yazın toplasan bütün 3 aylık sezonda, yani 20 günü geçmez böyle full güneş aldıkları gün sayısı. Dolayısıyla hani çok ekstrem bir böyle hani İrlanda'nın ikliminin tarihçesine uymayan deli bir yaz geçirmediğimiz sürece problem olacağını düşünmüyorum. Artık öyle bir yaz geçirsek de biz de güneşin tadını çıkarırız. Bitkiyi de yani yenisini alırız bir sonraki sene diyebilirim. Hemen buradan başlayalım. İlk bitkim Going Green. Ben şuradan kartını da bulayım sizin için. Japon ak ağacı Acer diye geçiyor. Going Green. Aralarında en hızlı büyüyen bitkilerden biri. Bu bitkinin özelliği, bu Japon ağacının özelliği, diğerlerine göre kabuk kısmının, yani şu odunsu kısmının yeşil renkte olması. Dolayısıyla kışın yaprak döktüğü noktada böyle yeşil, burada da yazmışlar, gördüğünüz gibi yeşil, yine bambuya benzeyen dalları görmüş oluyorsunuz. Bu tercih edilen bir şey. Çünkü her şeyin kahverengi olduğu, bahçede renk olmadığı bir noktada bitkinin odunsu kısmının yeşil renkte olması yine bitkiye renk, bahçeye renk getiren bir şey. Şimdi burada yapmaya çalıştığım şey bu Going Green, yine göreceli olarak daha hızlı yetişen bir Japon ak ağacı. Genelde Japon ak ağaçları yavaş yetişen bitkiler, senede maksimum 20-30 cm boy verebiliyorlarmış. Burada yapmaya çalıştığımız şey bunların farklı renkte olanlarını yan yana ekmek. Bu
Tabii ki de iklim izin verirse şöyle inşallah 2 metre boyuna ulaşacak. Hemen yanında çok daha açık renkte olan, göstereceğim şimdi hangisi olduğunu. İşte burada Katsura. Turuncu renklerde olan. Hemen yanında Katsura türüne ektim. Gördüğünüz gibi sezon içinde olmalarına rağmen bu yeşil renkteyken bu turuncu renkte. Şimdiden bile bu renk kontrastı şöyle yan yana gördüğünüz gibi bahçeyi boyut ve renk geçişi anlamında güzel bir estetik görsel bir şey kazandırıyor. Hemen onun yanında orada da var kırmızı. Yapılması gereken bu zaten. Yeşilden sarıya, sarıdan kırmızıya. Bunların her biri tabii ki de işte Ekim, Kasım aylarında turuncu rengi zaten dönüşecek ama sezon içinde de böyle farklılaşmaları yine güzel. Bu da Skittersprung. Hemen üçüncü olan, daha uzun boylu olacak olan boy olarak yine bakalım. 125 santimetre, çok da boy vermeyecekmiş. Şöyle devam edelim. O da burada. Kırmızı renkte olan. Kırmızı renkte olanların güneşin, yani bu cayır cayır öğle saati güneşine daha dayanıklı olduğunu biliyoruz. Genel halleriyle bitkinin yaprak rengi koyuysa güneş o kadar iyi alabiliyor anlamına gelir. Ve kırmızı renkli gölgede yetiştirmeye kalkarsanız da güzel o canlı kırmızı rengine asla erişemeyecektir. Koyu kahverengi bir hal alacaktır. Burada yeşilde de sıkıntı yok. Burada güneş altına ektiğim için biraz risk aldığım olan kısım şu Katsura, yani sarı renkli olan bitki. Şöyle yapraklar ne kadar açık renkliyse o kadar güneşe dayanıksız anlamına geliyor. Ama şu ana kadar bir yanma emaresi çok yok. Hafif var bakın. Bir iki gündür güneş açtığı için şuralarda hafif var ama buna dayanabilir. Neticesinde burası İrlanda. Şu an havanın en sıcak olduğu tarih. Yani yazın ortasındayız. Şu an 17-18 derece hava. Böyle çok kurutucu bir hava sıcaklığı da yok. Ama Türkiye'de tabii ki de kesinlikle böyle güneşin altına bu bitkileri ekmeğin gölge alanları için ideal bir ağaç. Özellikle Marmara'da. Hemen şurada da en yaygın türü Atro purpureum var. Yine küçücük ama güneşi iyi alabilir noktada. Şimdi gölge tarafa geçelim. Burada daha rahat yetiştirebiliyorum. Buraya ektiğim zaten boylanıp postlanan tür şu brown sugar, yani kahverengi şeker anlamına geliyor. 3 metreye kadar uzayabiliyormuş. Tabii ki de araları anlamında da araları da nektar sağlayabiliyormuş. Gölgede olduğu için güneşe erişmek amacıyla biraz daha boy vermiş durumda. Ama yakıcı güneşe doğru yaklaştığı zaman yavaşlar. İlerliyoruz. Burada da dün alıp ektiğim var. Yine full gölgede yetiştirmeye çalışıyorum. Bu da küçük prenses. Little Princess. Bu da 2-2,5 metre boy ulaşacak inşallah. Amacım bu açık renkteki yeşillere kontrast oluşturması arada. Hemen yanında aslında en görsel olarak beğendiğim ama şu tarafları şey kalmadığı için, yer kalmadığı için ekemedim. Seyir uturu var. Böyle maydanoz gibi yaprakları olan şuradaki çocuk. İnşallah amacım güneşe biraz daha yaklaşabilmesi için hızlı bir şekilde şurada büyüyüp şuradaki boşluğu doldurması. Genel olarak yapraklar anlamında da renk anlamında da buradaki her bitkiden farklılaştığı için şunun gibi mat koyu değil, Eraltodu gibi sarı değil, Taksus bakkaka gibi misket yeşili değil. Tam anlamıyla burayı dolduracak su yeşilindeki bir maydanozvari bir bitki olacağını düşünüyorum. Hemen burada yine Katsura. Hemen yine Katsura da ektim. Şimdi görün. Katsura, bu da Katsura. O da Katsura'ydı. Gölgede yetiştikleri zaman yaprakların boyu biraz daha açık, renkleri biraz daha koyuya çalıyor. Yine boy verdiği noktada şöyle bakalım ne kadar daha boy verecek. Yani 5 cm sonra zaten güneşe erişebiliyor olacak. Güzel. Yarısı gölgede, yarısı güneşte. Bu taraftan çok daha umutluyum. Son olarak ise burada Orange Dream. Yani en gölgeye dayanıklı olduğunu bildiğim en açık renkli olan Japon ağacını ektim. Burada da yazıyor. Orange Dream. Bak. Ne diyor burada? Perfect for shadow. Yani tam gölge için mükemmel aday diyor. Burada da en az güneş alan kısım zaten açık renkli böyle yaprakları var. Güneş almayan yerleri zaten kural olarak açık sarıya çalan bitkiler ekmek gerekiyor. Şimşirin de o versiyonunu ekmiştim. Bu da iklim nasip ederse bu alanı doldurarak bahçemde güzel bir renk geçişi sağlayacak. Buradaki amacım tabii ki de
sezon bittiği zaman özellikle Ekim ve Kasım aylarında o bitkinin 2 metre ulaşmış olduğu hallerinde o patlak kırmızı turuncu renklerde o bitkilerin uyuşa geçişini görsel anlamda kutlamak, görmek amacım o. Umarım bu bitkilerin hepsi bu bahçeye adapte olur. Umarım bu bitkilerin hepsinin büyüyüşünü 2 metrelere ulaştığını görebilecek vaktim olur. Bu güncelleme videolarıyla da size Japon oka ağaçlarımın ne alemde olduğunu paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için ve bu coşkuyu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim.